Ahmet Hakan, sen kocaman bir şakasın Fehmi abi. Türkiye'de Abdullah Gül'ün Millet İttifakı'nın adayı olması gerektiğini savunan iki kişi kaldı. Bir Hayrun Nisa Hanım, iki Fehmi Koru. Epeydir haber alamıyordum Fehmi abiden. Yine kafayı çıkarmış. Yazdığı son yazı önüme düştü. Bir bakayım dedim. Hay demez olaydı. Okurken gülmekten içtiğim kahveyi püskürttü. Beş temel tezi var Fehmi abinin. Aşağı yukarı şu beş temel tez. Tez 1. Abdullah Gül Tayyip Erdoğan'ın karşısında kazanabilecek neredeyse tek adaydır. Tez 2. Tayyip Erdoğan'ı Erdoğan'ın tam tersi bir aday değil. Tayyip Erdoğan gibi biri mağlup edilebilir. Tez 3. Abdullah Gül Tayyip Erdoğan gibidir. Hatta onda var olmayan erdemlere sahiptir. Harikadır, şahanedir. Tez 4. Abdullah Gül'ü çantada keklik sananlar fena halde aldanmaktadır. Gül aday olmaya hiç ama hiç hevesli değildir. Tez 5. Millet İttifakı eğer en sonunda Gül'ün aday olmasını isterse Abdullah Gül'ü adayla ikna etmekte çok zorlanır. Çünkü Gül isteksizdir. Ha 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 ha. Bir kez daha ha 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 ha. Fehmi abi'nin 5 tezi de birbirinden komik. Ama en komiği Abdullah Gül'ü adayla ikna etmek hiç kolay olmaz tezi. Burası fıkranın gerçekten de en vurucu kısmı. İlahi Fehmi abi, sen kocaman bir şakasın. Enis Batur'un dediği gibi. Ama sana ne kadar gülebiliriz ki? Gül'ün adaylığına karşı mıyım? Karşı da değilim. Taraftar da değilim. Nötrüm. Bana ne? ister olur ister olmaz. Zerre umurumda değil. Ben sadece siyasi izan sahibi olduğunu iddia eden herhangi bir kişinin Abdullah Gül'ü Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkarmayı aklının ucundan bile geçirebilmesine şaşıran biriyim. Olmaz kardeşim olmaz. Gül'ü Erdoğan'ın karşısına çıkarırsan Erdoğan %65 ile kazanır. Bu benim iddiamda değil. Bütün anketlerin haykırdığı en yalın gerçek. İşin tam bu noktasında herkesin aklına gelebilecek soruyu soralım. Madem öyle, Erdoğan'ı destekleyenler neden Abdullah Gül'ün adaylığını teşvik etmeye kalkışmıyorlar? Buna verecek bir cevabım yok. Bilmiyorum. Ben onların yerinde olsam Gül'ün adaylığına Fehmi Korudan bile daha fazla gaz veririm. Erdoğan'ı destekleyenler neden böyle yapmıyorlar? Bir varsayım olarak aklıma şöyle bir şey geliyor. Erdoğan'ı destekleyenler bile bu kadar kolay zafer istemiyor olabilirler mi acaba? İşte geldim gidiyorum. Nizami şekilde gömlek götülemeyi öğrenemedim gitti. Kabuğunu tavaya düşüremedim, iki yumurta kıramadım gitti. Sörf tahtasının üzerinde toplam 3 saniye duramadım gitti. İnşaatlardaki iş makinelerini izlemeyi sevmekten vazgeçemedim gitti. Kısa paça, dar pantolona aklımı yatıramadım gitti. Gürsel Tekin'e tam şeylerim var. Sen artık sadece CHP adına konuşmuyorsun. Bunun farkına var. Söylediğin her cümle sadece partini bağlamıyor. Akıllı ol biraz. HDP'ye veririz bir bakanlık dediğinde Müsavat Bey'in bir kartal gibi üstüne atılması kaçınılmaz. Gör bunu. Konuşurken masanın ayaklarını hesaba katmak gerekir. İçselleştir bunu. Sorulara cevap verirken yuvarla gitsin. Netlik zamanı olmadığını anla artık. Ah yemek sepeti ah. Söyledim bir şeyler. Bekle Allah bekle gelmiyor. Yarım saat geçti yok. 45 dakika yok. Bir saat yok. İki saat yok. Tepki göstereceğim, bağırıp çağıracağım, şikayet edeceğim. Herhangi bir mekanizma yok. Arıyorum yok, tarıyorum yok. Söylediğim yeri aradım, doğrudan bizi arasaydınız keşke. Yapacağımız bir şey yok, iptal edin dediler. Ben o ara ekmek peynirli açlığımı çoktan bastırmıştım zaten. Aldığım karbonhidrattan sen sorumlusun yemek sepeti. Ahmet Hakan Mehmet Metiner Dinde zorlama ve baskı var mıdır? Öncelikle belirtmek gerekir ki iman bir gönül işidir. Gönülden benimsenmemiş hiçbir inancın kıymeti harbiyesi yoktur. Zor ve baskı karşısında dininizle ikrar ettiğiniz şey ne size bir şey kazandırır ne de size zorbalıkla ve baskı ile hükmedenlere. Zor ve baskı sadece ve yalnızca münafıkların yani iki yüzlülerin sayısını çoğaltır. Marifet münafıkların sayısı çoğaltmak değildir. Marifet herkesin gönlündekini diliyle korkusuzca ikrar edebileceği özgürlükçü bir ortamı oluşturmaktır değilse imtihanın sırrı da anlamı da ortadan kalkar. Allah'ın dilemediğini dilemek caiz mi? Yüce Allah dileseydi herkes aynı şeye inanır ve aynı fiilleri işlerdi. Başka bir deyişle herkes tek bir yürek, tek bir beden olurdu. Farklılıklar olmazdı. Ne derilerin farklılığı olurdu, ne dillerin. Herkes tek tip olurdu. Bütün insanlarda tek bir ümmet, topluluk olurdu. Peki o zaman Hazreti Adem'in cennetten yeryüzüne indirilmesine ne gerek vardı? İlk peygamberle ilk atamız Hazreti Ademle ile Havva anamız niçin yeryüzüne gönderildiler? Hazreti Adem'in çocuklarından Kabil niçin Habil'in kanını döktü? Yeryüzü sınanma yeridir. Sınanma özgürlükle anlamlıdır. Tercihin olmadığı yerde imtihan da yoktur. Silah zoruyla, baskı ve korkutmayla insanları hizaya soktuğunuzda siz gerçekte imtihanın sırrını da ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Zahiren ve şeklen size benzeyen ama gönüllerinde küfrünü saklı tutan o insanlar sayesinde siz daha iyi bir Müslüman olmuş olmuyorsunuz. İslamiyete de daha iyi veya en iyi hizmet etmiş olmuyorsunuz. Allah'ın dilemediği bir şeyi dilemekle yani Allah adına Allah'ın dilemediği bir şeyi zorla yapmakla siz son tahlilde yeryüzünün varlık sebebini de ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Her şeye muktedir olan Yüce Allah'ın yapmadığı bir şeyi Allah adına üstelik zorbalıkla yapmaya kalkışmak dinin öğretisiyle mutabık bir pratik değildir. Haşa Yüce Allah, Hz. Adem'in ilk günah olarak tanımlanan o yasağı çiğneyeceğini bilmiyor muydu? Herkesin bilmesi gereken asıl gerçeklik şudur. Ne cennet ne de cehennem Hz. Adem'le birlikte yeryüzüne indirildi. Cennet de cehennem de ötede. Herkesi zorbalıkla oluşturulacak bir düzen marifetiyle cennete gönderme fikri, yeryüzünün varlık nedenini ortadan kaldıran sapkın bir totaliter projedir. Bu tür totaliter siyasi projelere dini kılıf giydirilmesi, Dini akideye yapılabilecek en büyük kötülüktür. Kim ki yeryüzünü zorbalıkla cennete dönüştürmek isterse, o Allah'ın murad etmediği bir eylemi yapmakla asıl öğretiye ters düşmüş olur. İnsanlar yeryüzünde hür iradeleriyle öteye, kendileriyle birlikte cenneti de cehennemi de götürürler. Sonsuz bağışlayıcı Allah'tır elbette. O Rahmandır ve Rahim'dir hak ile batıl, iyi ile kötü, doğruyla yanlış, hakikatle sapkınlık açık bir biçimde birbirinden ayrılmıştır. Rabbimizin dinde zorlama yoktur uyarısının anlamı açıktır. İnsanlar hür iradeleriyle dilediklerini seçmelidirler ki imtihanın sırrı tecelli etmiş olsun. Hesap günündeki sorgu sualinde bir anlamı olsun. Tebliğ, hatırlatma, terkin ve uyarı Hak ve hakikati tebliğ etmekle yükümlüyüz ama güzel ve tatlı bir dille. Hatırlatmak boynumuzun borcudur. İnsanlar nisyan ile malüldür. O yüzden hak ve hakikatin iyi ve güzel olanın her daim hatırlatılması elzemdir. Terkin ve uyarı güzellikle yapıldığında anlamlıdır. Kırıp dökmekle, bağırıp çağırmakla, korkutup sindirmekle, ölüm tehditleri yağdırmakla varılacak yer, tebliğle amaçlanan şeyin hasıl olacağı yer değildir. Gönüle girmeyen ve gönülden benimsenilmeyen hiçbir din veya inanç uzun ömürlü olamaz. Korkuyla ve zorlamayla benimsetilen bir din veya inanç, o korku ve zor iklimi sona erdiğinde farklı bir geri dönüşü ve hesaplaşmayı da beraberinde getirir. İman, amel denklemi İman yalnızca gönülle alakalıdır. Gönülden dile taşınan ikrar amelden ayrıdır. Dinin temeli gönüldür. Gönüldeki imandır. Gönülden yapılan tasdik ve ikrardır. Amel çok önemlidir. Elbette gereklidir. Lakin imanın mütemmim, tamamlayıcı cüzü değildir. Ehli sünnet akidesi bu doğru denklem üzerine kuruludur. Amelden yoksun, imanı yok sayan anlayışlar beraberinde türlü zorlamaları ve baskıları da getireceği için en önemlisi de akidenin bizatihi kendisini hükümsüz kılacağı için makbul görülmemiştir. Bu amelin gerekli olmadığı başka bir deyişle iman varsa amele gerek olmadığı anlamına zinhar gelmez. Eğer öyle olsaydı Yüce Rabbimiz amellerin önemini, anlamını ve gerekliliğini bize bildirmezdi. Buradaki denklemi doğru anlamak ve yerli yerine oturtmak gerekir. Aksi takdirde iman varsa amel olmazsa da olur veya amel yoksa iman da yoktur biçimde yanlış ve zararlı anlayışlara kapı aralanmış olur ki Bundan doğacak fitne hem manen öldürücü olur hem de kan dökmeye varacak tehlikeli saflaşmaları beraberinde getirir. Doğrusu ehli sünnet öğretisine göre şudur. Amel çok önemli, anlamlı ve gereklidir. Özellikle de farz ve vacip hükmünde olan ameller. Lakin bu ameller yerine getirilmediğinde iman ortadan kalkmış olmaz. Amelleri terk veya ihmal günah ve fısk hükmündedir. Günah ve fısk hali imansızlık hali değildir. Mehmet Metiner